fucking truck. Epistes Çiftliği kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım yeni intromu beğenmişsinizdir. Hatta ilk intromu diyeyim. Introyu hazırlayan Demir Uçak HD kanalına çok teşekkür ediyorum. Genç bir arkadaşımız, çok başarılı. İleride de çok başarılı olacağına inanıyorum. Aslında Depistes çekilişimi bir iki hafta sonra yapmayı planlıyordum ama çok emek gösteren arkadaşlar oldu. Her videoma yorum atan arkadaşlar oldu. Onları fazla bekletmek istemedim. Onları kırmak istemedim. Bu çekilişi hemen düzenleyeceğim arkadaşlar. Arkasından yeni bir Depistes hediye edeceğim. Bir video daha çekeceğim. Bu videomda beta balığı hediye edeceğim arkadaşlar. Bir erkek, bir dişi. Yaklaşık 2 aydır çiftleştirilmediler ve çiftleşmeye hazırlar. Bir tane lacivert taç betam var, çok güzel. Bir tane de lacivert dişi betam var. İkisi de lacivert ve çiftleşmeye hazırlar. İkisini de bir arkadaşıma hediye edeceğim. Diğer betam sahibine ulaştı. Kendisi çok mutlu olduğunu beyan etti. Onu mutlu edebildiysek ne mutlu bize diyoruz arkadaşlar. Bu videomun konusu da erkek betam niye uyuz duruyor? Evet, forumlarda gezinirken arkadaşlar hep bu şikayeti duyuyorum. Yani erkek betam hasta mı? İşte dibe çöktü, dipte duruyor. Beta balığı killi fişlerden sonra bana göre en dayanıklı balık türü. Bu dayanıklılığının sebebi de arkadaşlar hareketsiz durması. Örümcek gibi beta balıkları avlanmayacağı zaman, çiftleşmeyeceği zaman veya bir tehlike gelmediği zaman boş vakitlerinde bir kuytu köşeye çekilerek orada hareketsiz dururlar. Saldırgan bir balık olduğu için de en büyük yanılgı arkadaşlar saldırgan balık diye tek beslenmesi. Doğru, balığın doğası saldırgan, erkek balığın doğası saldırgan. Ama bu sosyal ortamda saldırgan hareketler gösteriyor. Bu yüzden bu balığı tek besliyorlar arkadaşlar. Tek beslendiği zaman da tabii ki kendini o durgun moda alıyor hayvan. Uzun sürede o şekilde kalınca bu benliğini yerleşiyor ve karakteri o şekilde oluyor arkadaşlar. Yani balık dibe çöküyor ve o şekilde duruyor. Bunu büyük üreticiler veya satıcılar bunları devamlı antrenman yaptırıyor arkadaşlar. Yani YouTube'da videoları seyrederseniz aralara böyle akvaryumların arasına kağıtlar koyuyorlar birbirlerini görmeyecek şekilde. Arada bir o kağıtları çekiyorlar. Yarım saat erkek betalar birbirini görüyor ve yüzgeçlerini açıp güzelliklerini gösteriyorlar. Birbirlerine tehditkar davranışlarda bulunuyorlar. Bu neye sebep oluyor? Kas sistemlerinin çalışmasına. Bunların yüzgeçlerindeki kas sistemleri çalışıyor ve birbirlerine karşı gösteriş yapıyorlar. Arada bir bunu yapmanız lazım. Yani beta balığını aldığınız zaman kesinlikle tek almayın arkadaşlar. Tek beslemeyin. Balığı asosyal hale getirirsiniz ve balığın karakterine bu yerleşir. Balık devamlı bir köşede ölü gibi durur. Bir rakibi olması lazım. 3 şekilde betalar kendilerini açıyorlar. Güzel gösteriyorlar. Bunlardan birincisi arkadaşlar bir başka erkek beta kendi alanlarına girdiği zaman. Evet, bu aşamada beta saldırganlaşıyor. Diğer erkek betayı kovmaya çalışıyor. Veya gelen erkek beta da onun yerini almaya çalışıyor. Burada tabii bütün güzelliklerini gösteriyorlar. Kendilerini büyük göstermek için bütün yüzgeçlerini açıyorlar. İkincisi de arkadaşlar avlanacakları zaman. Yine avlanacakları zaman bir çeşit hipnotizma yöntemi olarak bütün yüzgeçlerini açıyorlar ve avlarının kaçmasını engelliyorlar. Bu şekilde avlarını yakalıyorlar. Üçüncü kendilerini açma yöntemleri de dişi gördükleri zaman. Çiftleşme arzusuydu arkadaşlar. Dişiye kuru yapmak için veya kendilerini göstermek için bütün yüzgeçlerini açıyorlar ve betanın asıl güzelliğini o zaman görebiliyorsunuz. Vakit kaybetmeden erkek betamı sizlere göstermek istiyorum.
it. Erkek betam bu arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an yine bütün yüzgeçleri kapalı, çünkü bunu ben de tek muhafaza ediyorum, ama yine hareketli, akvaryumda geziyor şu an yeni koyduğum için. Birazdan yanına hediye edeceğim dişi betayı da koyacağım arkadaşlar, o zaman bu erkek beta kendini tabii aşacak, komple kendini aşacak. Dişiye ilk başta saldırgan tavırlar gösterecek. Bunu aldığınız zaman arkadaşlar, çiftleşme videoları var, çeşitli betaların çiftleşme videoları kapsamlı gösteriyor YouTube'da. Bu hediyeyi kazanan arkadaşın o videoları izlemesini tavsiye ediyorum çiftleştirmeden önce. Çünkü hata yaparsa belirli bir müddet daha beklemesi gerekecek arkadaşlar. Şimdi dişiyi yanına koyacağız ve söylemiş olduğum gibi bütün yüzgeçlerini aşacak ve erkek beta tüm güzelliğini gösterecek arkadaşlar. Evet, dişiyi de yanına saldık. Hemen bakın, erkek beta bütün yüzgeçlerini aştı ve dişiye kur yapmaya başladı. Beta balığı severlerin arkadaşlar dikkat etmesi gereken konu bu. Tek bir erkek beta alırsanız eğer, bu arkadaşlar balığı köreltiyor. Mutlaka yanında dişi veya bir başka erkek beta olması lazım. Arada bir arkadaşlar bu erkek betaları veya dişiyi erkeği gösterirseniz, bu şekilde balık da kendini açacak. Dişi betamız da üremeye hazır. Erkek betamız da üremeye hazır. Gördüğünüz gibi erkek bütün güzelliğini gösteriyor arkadaşlar. Şu an tabi tehdit olarak algıladı. Tehditkar davranıyor. Dişi beta da kaçıyor. Çiftleşmesine gelince bu dişiyi arkadaşlar erkeğin olduğu yere bir cam kavanozda veya pet şişede erkeğin dişiyi, dişinin erkeği görebileceği şekilde bir tanka yerleştireceksiniz. Erkek dişiye kur yapacak ve tankın bir bölümünde kabarcıklar çıkaracak, köpükler çıkaracak. O köpükler dişiden zorla alacağı yumurtaları yerleştireceği köpükler arkadaşlar. Köpük yapma işlemi tamamlandıktan sonra dişiyi salabilirsiniz erkeğin yanına. Dişi balığı erkek sıkarak yumurtalarını çıkarıyor ve o köpüklerin içine yerleştiriyor arkadaşlar. Bu işlem yaklaşık 24 saat civarı sürüyor. 24 saatten sonra dişiyi oradan almanız lazım. Çünkü dişi balık çok hırpalanıyor, çok yoruluyor. Belki de ölüyor arkadaşlar. Bazı çiftleşmeler sonucunda dişi balık ölebiliyor. O yüzden dişiyi en fazla 24 saat tutun. Daha sonra dişiyi ayırın. Bir aylık bir sürede dişi kendini toparlayıp yeni yumurtalar üretecektir. Düzenli beslenme ile beraber. Daha sonra tekrar çiftleştirebilirsiniz. Dişiyi aldıktan sonra bir 3 günlük süre zarfında köpüklerin içinden yumurtalar çatlayıp çıkacaktır arkadaşlar. Beta balığının yavruları gerçekten çok küçük yavrular. Gözle görmeniz bile çok zor. Şöyle anlatayım. Lepistes yavrusunun onda biri kadar. Yani lepistes yavruları bile çok küçük. Onları da görmek pek mümkün değil ama beta balığının yavruları lepistes, yeni doğmuş lepistes yavrusunun onda biri kadar büyüklükte. 3 gün sonra çatlamaya başlayacak yumurtalar. Yavrular çıkmaya başlayacaktır. Yavrular çıktıktan bir gün sonra serbest yüzmeye başladıklarında yine baba balığı, erkek balığı, başka bir tanka almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü o süre zarfından sonra yavru balıkları yeme riski artıyor arkadaşlar. Balıklar serbest yüzmeye başladıktan sonra. Daha sonra da yavruları çeşitli yemleme yöntemleriyle büyütebilirsiniz. Bu çekilişimiz arkadaşlar
Biraz değişik olacak. Diğer yaptığımız çekilişler gibi değil. Birazdan Lepistes balıklarının çekilişini yapacağım. Arkasından bu çekilişimizin de kurallarını anlatacağım arkadaşlar. Evet, listeyi hazırlamam bayağı bir uzun süremi aldı. Çünkü 4-5 tane arkadaşım neredeyse bütün videolarıma yorum yaptı. Hepsini tek tek saydım. Buraya işledim. Özelden Instagram'dan soruları olan arkadaşlara cevap verdim. Bakın Serhat Demir arkadaşım, takipçim, neredeyse bütün video, neredeyse demeyeyim, bütün videolarıma yaptı yorum. En son bu akvaryum aksesuarı ve hava motoru verdiğim zaman Furkan Tüfek arkadaşım da bütün videolarıma yorum yapmıştı ve kazanmıştı. Yalnız bunda Serhat Demir tek değil, birçok yorum yapan arkadaşım oldu. Gördüğünüz gibi bütün listeyi hazırladım arkadaşlar. Bunu özellikle gösteriyorum ki bir hile hurda falan yaptığımı sanmasınlar. Tabii bunu ilerleyen videolarımda devamlı böyle gösterebileceğim bilmiyorum. Zaten biraz çekiliş formatını değiştirdim. Tam 11 sayfalık bir liste var arkadaşlar. Şöyle hepsini kaydedeyim. Kopyalayalım. Evet, hepsini kopyaladım. Evet, Lepistes balığı çekilişimi hazırlamıştım. Yapıştır. Evet. Bütün listeyi yapıştırdım arkadaşlar. İlyas Değirmenci, Lavi Müzik, Lepistes Çiftliğim, Serhat Demir, bir de Fatih Kankam var. Fatih Kankam yine yorum yapamadı ama bütün videolarımı, kanalımı açtığımdan beri her saniyesini seyreden bir arkadaşım olduğu için ona söz verdiğim gibi bütün videolarıma yorum yapmış gibi onu buraya yazdım. Geçen videomda da yine kızım biraz Fatih'in üzerine gitmişti. Utanma, çekinme, yorum yap diye. Fatih yine yorum yapmadı ama kendisine söz verdiğim gibi Fatih'i yazdım ve Fatih'e şöyle bir söz de veriyorum. Eğer bu çekilişte kazanamazsa Fatih'e gidip elden teslim edeceğim. O da İzmir'de yaşıyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım. 10 senedir tanıdığım bir arkadaşım. Bütün videolarımı her saniyesine kadar izliyor arkadaşlar. Beni her gördüğünde videolarımdan bahsediyor. İşte son videonda şöyle yaptım, böyle yaptın, işte şöyle yapsan daha iyi olurdu. Kritik de yapıyoruz beraber. Fatih, sana sesleniyorum. Üzülme, kazanamazsam bile ben sana 10 tane Lepistes hediye edeceğim ve bunun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yine Fatih'e büyük bir şans tanıdım. Serhat Demir kendisiyle Instagram'dan da görüştük. O da çok kazanmak istiyor. İnşallah sen de kazanırsın Serhat. Evet arkadaşlar, çekilişimi yapıyorum. Bir asıl talihlim, bir yedek talihlim olacak. Sadece bir videoma yorum atıp katılanlar var. Bakalım kim kazanacak. Evet, asıl talihler Serhat Demir, Fatih, sen yedek talihli oldun kanka. Sana 10 tane balık getireceğim. Serhat'ı tebrik ederim. İnşallah mutlu olmuşsundur Serhat. Kazanmayı çok istiyordun. Instagram'dan konuştuğumuz gibi çok istiyordun. Sana en güzel balıklarımı göndereceğim Serhat Demir. İnşallah seni mutlu edebilmişimdir. Evet arkadaşlar, çekilişimizi yaptık. Şimdi yeni çekilişimizin kurallarını anlatmaya geldi sıra. Evet arkadaşlar, yeni çekilişimizin kurallarını değiştirdim. Kurallar çok basit. Bu videonun altına yorum yapacaksınız arkadaşlar. İstediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Yorumu en çok beğeni alan
takipçime, evet yorumu en çok beğeni alan takipçime bu erkek ve dişi betabalığını hediye edeceğim arkadaşlar. Yani bu balıkların kazananını ne şans ne ben belirlemeyeceğiz. Bu balıkları kazanan arkadaşı takipçilerim belirleyecek arkadaşlar. Yorumların altına beğeni atabilirsiniz. Yorumu en çok beğenilen arkadaşım bu balıkların sahibi olacak. Bir süre koymuyorum arkadaşlar. Bir ay içinde olabilir. Tabi duruma göre bakacağım. Yine takipçilerimin yorumlarına göre bakacağım arkadaşlar. En fazla bir ay diyeyim. Bu bir haftada diye diyebilirim. Hediye edebilirim. 2 haftada da hediye edebilirim. Yorumların durumuna göre en çok beğeni alan arkadaşa bu balıkları hediye edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone sayımız az. Çok fazla artmıyor. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İntromu beğenip beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ona göre intromu değiştirebilirim. Bundan sonraki videomda da kanal ismi hakkında yine düşüncelerinizi alacağım. Kanal ismimi değiştirmeyi düşünüyorum. Tabii kanal isminin en uygun olanını takipçilerim belirleyeceklerdir. Takipçilerimin kanal ismi olarak bir şeyler düşünmesini istiyorum. Bir sonraki videomda yapacağım çekilişte kanal ismimi değiştireceğim arkadaşlar. Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Yorumu en çok beğenilen arkadaşıma bu 2 balığı hediye edeceğim. Umarım Serhat Demir seni mutlu edebilmişimdir. Balık hediye etmelerim devam edecek. Neden balık hediye ettiğimi de bedavaya, neden balık dağıttığımı da arkadaşlar yine başka bir videomda anlatacağım. Çünkü bu tarzda kötü yorumlar geldi. Siz görmeyin diye o yorumları sildim. O yorumları yazan arkadaşları da engelledim arkadaşlar. Bir daha kanalımda yorum yapamayacaklar. Her şey para değil. Bir şey hediye etmek çok güzel. İnsanları mutlu edebilmek çok güzel. Bunu da başka bir videomda anlatacağım. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Everybody fucking